Nerede kaldık arkadaşlar? Araçlara biniş ve araçlarda kişisel güvenlik. Gemiyi terk alarmının çalması ile gemideki herkes röle cetvelinde belirtilmiş olan gemiyi terk yerlerine gider. Bu yer bineceği canlı amacının yakında bir yerdir. Araç binmeye hazır olunca gerekli güvenlik hususlarına dikkat ederek araca biner. Bu hususta nelermiş arkadaşlar? Onlara bir bakalım. Kişisel hususlar daha doğrusu. Soğuktan etkilenmemek için ıslanmaktan kaçınılmalıdır. Bu en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü ne demiştim? Eğer böyle bir acil durumu, gemiyi terk ettiren bir durum varsa zaten bu normal bir havada denk gelmez. Daha çok kötü havada denk gelir. Eğer yangın falan bir durum yoksa bu durumda da ıslanmak en tehlikeli, en istenmeyen durumlardan bir tanesidir. Hipotermi olasılığından dolayı. Bu sebepledir ki ıslanmaktan mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Çünkü o havada kurumamız da zor olur. Tir ve hipotermiden dolayı çok daha kötü şeyler olabilir arkadaşlar. Araca binen herkes hemen yerine oturmalıdır. Röle talimlerinde arkadaşlar, şimdi araç mesela free fall'lardan bahsedersek özellikle herkesin belli bir yeri vardır arkadaşlar. Bu talimlerde sadece makineyi çalıştır, stop et, ona bak, buna bak, akıya bak, nasıl çalışır, içerideki ışıklar yanıyor mu, sintine pompası çalışıyor mu gibi talimler yapılmasının yanı sıra herkesin, bütün gemideki herkesin yerine de oturup öyle de bir kemerin de ayarlaması gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta özellikle free fall'larda ters de bindiğiniz için çok klostrofobik bir alan orası. Oraya oturup kemerinizi ayarlamanız röle talimlerinin bir parçası olmak zorunda. Aksi takdirde sadece acil durumda binmeye kalkarsanız zaten orası daracık bir yer. Bu biraz zaman alabilir. Talimlerde yapılması gerekenlerden birisi de herkesin kendi yerine oturup oradaki filikadaki emniyet kemerini kendi vücuduna göre ayarlanmasıdır arkadaşlar. Bu da talimin önemli noktalarından bir tanesi bence. Varsa emniyet kemeri takılmalıdır. Zaten hepsinde emniyet kemeri var arkadaşlar. Filikanın güvenli yerlerine veya diğer kişilere tutulmalıdır. Filikada böyle el tutamaçları oluyor arkadaşlar. Umut! Umut, bir ses ver Umut. Buyurun hocam. Hatırlıyor musun? Geçen ders sana ödev vermiştim. Aa evet hocam. Doğru verdiniz. Bakamadın mı? Hocam vallahi unuttum ben onu ya. Bakayım hocam pazartesine bakayım. Şöyle. Tamam pazartesine onu unutma. Tamam hocam. Tamamdır hadi bakalım. Filikanın güvenli yerlerine veya diğer kişilere tutulmalıdır. Zaten filikalarda arkadaşlar böyle el tutmak için şeyler yapılmış. Oralara tutulabilir. Ayaktaki görevler hem düşmemek hem de filikanın fazla sallamasını engellemek vaktinde varsa tutulmalıdır. Bu şey arkadaşlar hani indiniz aşağıya. Hani gemiden terk sağladınız fakat sonuçta sürekli oturmayacaksınız. Bazı görevli şeyler olabilir. O sebeple dolayı bu maddeler toplanmış halatların içerisinde bulunmamalıdır. Bu sadece filika için geçerli değil arkadaşlar. Gemide de halatın yanından geçerken çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü halatın bazen aşırı itebilme ihtimalinden dolayı, boşunun alınmamasından dolayı ya da halatın zamanda değiştirilmeyip eski halatın kullanmasından ve halatın güçsüzlüğünden dolayı kopma ihtimali oluyor. Bu sebeple ki yani ben görmedim ama inşallah siz de kesinlikle yaşamazsınız ve görmezsiniz. Ayakları kopanlar, vefat edenler çok duygusuz arkadaşlar. Bu halatlardan her zaman ben kendi adıma özellikle gemi limana bağlıyken ya da arkadan römorkör bağlıyken ben açıkçası tırsıyorum yani. Çünkü o eğitimlerde almış olduğumuz görüntülerden dolayı siz de o halatların yanından geçerken çok dikkatli olarak geçilecek yerlerinden geçin. Geçilmeyecek yerlerinden kesinlikle geçmeyin arkadaşlar. Toplanmış halatların içine de kesinlikle girmeyin. El ve ayaklar araçların kenarından çıkarılmamalıdır. Yani sonuçta filikada da gerek filikada gerek can salında gerek kurtarım botunda filika tamamen kapalı ama
iskele ve sancak kısmında ve üst tarafında da nasıl diyeyim, kaportalar var. O kaportalar açılabiliyor. Ama buradan el ve ayakları çıkarmamız kesinlikle önerilmiyor arkadaşlar. Demin dediğim halat mevzusu burada da söylenmiş yine. Gergin halatlardan kaçınılmalıdır. Bundan arkadaşlar gergin bir halat, özellikle gemi limandayken dediğim gibi, kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Yukarıdan başa düşebilecek nesnelerden sakınılmalıdır. Araçtaki veya getirilen malzemelerin zarar görmesi engellenmelidir. Çünkü bunlar artık özellikle su ve yiyecekler hayati önem arz eden malzemeler haline geliyor. Can kurtarma sallarında, can kurtarma ilikarlarında arkadaşlar. Can kurtarma araçlarına getirilecekler. Bir geminin terk kararı ile canın yüksek derece riske girmesi arasında çok az zaman olabilir. Bu sürede can kurtarma araçlarına getirilecek malzeme taşıyarak geçirilmemesi veya bir başka deyişle canın malzeme için tehlike atılmaması gerekir. Hani malzeme getiriyorduk ya arkadaşlar gemiye, ekstra su, ekstra yemek gibi. Bunlar eğer zamanımız varsa, eğer onları getirmek için harcayacağımız zaman riskliyse, yani kendi canımızı risk atmamız gerekiyorsa, bu sefer ne yapıyoruz? Onları ihmal ediyoruz mecburen. Çünkü orada can güvenliği çok çok daha önemli. Bu nedenle can kurtarma araçlarına ihtiyaç olacak her şey bulunmalı. Personel ve yolcu mümkün olduğunca çabuk yerlerine geçmelidir. Biz gemilerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bununla alakalı ilgili 4. kaptan filikada bulunan suları 3 ayda bir, 4 ayda bir, işte artık kendine göre bir periyot tutuyor. Onları değiştiriyor arkadaşlar. Taze su koyuyor. Zaten dediğim gibi filikada teksimet dediğimiz yüksek kalorili ve posasız yiyecekler var. Onlar zaten expire date dediğimiz son kullanma tarihi yaklaşırsa değiştiriliyor tabii arkadaşlar. Ne dedik? Can kurtarma araçlarına ihtiyaç olacak her şey bulunmalı. Personel ve yolcu mümkün olduğunca çabuk yerlerine geçmelidir. Ancak bazı malzemeler gerçekte araçta bulunması gerekirken zorunlu olarak can kurtarma araçları dışında muhafaza edilmektedir. Ne? Epil, sap gibi arkadaşlar. Bu malzemenin can kurtarma araçlarına getirilmesi için personel veya yolcu görevlendirilir. Bu görev özelliklerinde belirtilmiştir. Nelerdir bunlar? VHF'tir, EPIP'tir, SALT'tir. Bu tarz malzemeler ekstradan ne demiştik arkadaşlar? Getirilebilirse ilk yardım malzemeleri getirilebilir. Battaniye gibi soğuktan, sıcak tutan şeyler, soğuktan emleyen sıcak tutan şeyler getirilebilir. Can simidi getirilebilir, can yeleği getirilebilir. Su, yiyecek getirilebilir. Tabii bunlar zamanımız varsa, ama EPIP, SALT ve VHF gibi malzemeler kesinlikle getirilmelidir. Çünkü bu zaten röleceklerinde sorumlu kişinin kartına yazılmıştır arkadaşlar. Bu malzeme can kurtarma aracının getirilmesi için personel yolcu görevlendirilir. Bu görev röleceklerinde belirtilmiştir. Bu nedenle personel ve yolcu can kurtarma aracını verirken kendisi için röleceklerinde belirtilmiş bir malzeme varsa onu da alarak gelir. Dışarıda muhafaza edilip gemi terk edilirken getirilmesi gereken malzemelere değinelim arkadaşlar. Sınavlara çıkabilir bu. EPIP cihazı. Neydi EPIP? Geminin tehlikeli olduğunu gösterir, belirli bir formatta tehlike alanı veren bir cihazdır. Gemi bakın burası da önemli. Gemi batarken alınmamışsa bile kendi kendine su üstüne çıkar. Yüzebilen bir cihazdır arkadaşlar. Cihaz gemisine göre genelde üst güvertelerden birinde açık alanda monte edilmiş vaziyette bulunur. Ki açık alanda monte edilmiş vaziyette bulunur ki acil durumda gemi batması durumunda hani bir kamera da olsa kamerayla beraber batar. Açık alanda olmasının avantajı yüzme özelliğinden dolayı kimse almamışsa bile acil durumdan o panik halinden kendi kendine su üstüne çıkar arkadaşlar. Gemilerde bir adet bulunulur. Konulduğu yerin kolay bulunabilmesi için bulunduğu yerin görünen tarafına standart IMO sembolü, IFIL IMO sembolü yapıştırılır arkadaşlar. O da EPIP IMO sembolümüz de bu arkadaşlar. Burada da ne var? SART
imo sembolü var. Bu sap, bu imo sembolü. Bu epir, bu da epir imo sembolü. Ve bu şeyler değişebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de turuncu. Epirin şu arka tarafı turuncu. Sap neredeyse hemen komple turuncu. Gelelim sap cihazına. Tehlikemde, acil durumda can kurtarma aracına getirilen ikinci aletimiz SAT, birincisi EPIC'ti. SAT, çevredeki bilginin radar sinyallerini alınca aktive olarak sinyal yaymaya başlayan ve bu şekilde çevredeki gemilerin radarlarında iz bırakan bir cihazdır. EPIC neydi? Bizim yerimizi belirliyordu uydudan. SAT ise çevremizdeki gemilerin radar sinyallerini alıp aktive olup sinyal yayıp biz buradayız diyen diğer bir cihaz arkadaşlar. Bu SAT. SAT cihazı EPIRP gibi... Hocam. Efendim. Hocam SAT diğer gemilerin radarında gözükmemizi sağlıyor değil mi? Sinyal veriyordu. Evet, aynen öyle. Yani onların sinyalini kullanarak karşı sinyal gönderiyor. Biz buradayız diyor yani. Evet. EPIRP hocam, EPIRP de uyduya mı gönderiyor? Diyor. Aynen, EPIRP uydudan. Tamam hocam. SAT cihazı EPIRP gibi kendi kendine yüzmeye başlamaz. Bu nedenle gemi terk edilirken mutlaka alınması gerekir arkadaşlar. Gemisine göre değişmekle birlikte genelde 2 adet köprü üstünde bulundurulur. Konulduğu yerin kolay bulunabilmesi için bulunduğu yerin görünen tarafına standart IMO sembolü yapıştırılır. IMO sembolleri dediğim gibi arkadaşlar gerek can salı, can plikası, kurtarma botu, gerek EPIRP gerek SAT. Gördüğünüz gibi hemen hemen her malzemenin, her cihazın daha rahat bulunabilmesi için bu IMO'nun sağlamış olduğu standartlardan dolayı yapıştırılması gerekir. Eğer bu yoksa zaten denetimlerde gelen denetçi, denetleyici enspektör direkt remark dediğimiz bir uyarı yazar arkadaşlar. Burada da bir VHF demiştik hatırlıyorsanız telsize. El VHF. Burada onun IMO sembolü var. Neymiş VHF? El telsiz cihazı. VHF'in açılımı da şurada arkadaşlar. Very high frequency. Yani çok yüksek frekans yayan bir VHF'imiz. Yani telsizimiz var gemide. Can kurtarma araçlarında olay yeri haberleşmesinde kullanmak maksadıyla imal edilmiş çok yüksek frekansta çalışan elde taşınabilir yakın mesafe telsiz cihazlarıdır. Gemisine göre 2 veya 3 tane bulunur. Konulduğu yerin kolay bulunabilmesi için bulunduğu yerin görünen tarafına yine standart bir IMO sign dediğimiz IMO sembolü yapıştırılır arkadaşlar. Benim çalıştığım gemilerde 3'er tane vardı bundan. Bu anteni bayağı uzun. Hepsinde birer tane yedek bataryası vardı ve hepsi de şarja duruyordu arkadaşlar. Yani acil durumda 3'ünü birden aldınız diye 3 tane yedek batarya aldınız. Sizi bayağı götürecek şekilde 6 tane bataryanız oluyordu o çalıştığımız gemilerde. Buna dikkat ediliyor zaten arkadaşlar. Zaten gemide hiçbir şey dikkat etmeseydiniz bile bu özellikle acil durum bu ekipmanlara onların çalışır vaziyette olmasına çok çok dikkat etmeniz gerekir. Kendi kişisel can güvenliğiniz için arkadaşlar. Neymiş bir yer alınması gereken malzeme? Jurnal. Güverte jurnali de denilen gemi durumu olaylarını kaydedildiği resmi defterdir. Genelde köprü üstünde bulunur. Makine jurnali de alınır arkadaşlar. Makine jurnali de aynı şekilde her gün günlük olarak makinede neler yapıldığına dair ya da ana makinenin gerekli sıcaklıkları, gerekli basınçları, jeneratörlerin gerekli sıcaklık basınçları, çalışma saatleri, gerek separatörlerin, kompresörlerin hepsinin çalışma saatleri, sıcaklıkları yazılır arkadaşlar. Hatta yaptığınız gemi içi sludge, sintine transferleri gibi transferler de oraya yazılır. Kritik ekipman dediğimiz, gemide bulunan bazı kritik ekipmanlar var. Karbondioksit gibi. Karbondioksit ne işe yarar mesela arkadaşlar gemide? Öğrenmiş olmanız lazım. Hocam, oksijen üretmek için değil mi? Oğlum karbondioksit nasıl oksijen üreteceksin? Hocam cam filikasında işe yarar mesela. O can salında bir şeyler olaydı. Hani can salını şişmek için karbondioksit kullanırız. Ama fakat gemilerde böyle
özellikle makine dairesinde bir karbondioksit sistemi vardır. Ha, boğma için hocam. Yangında boğma için. Yangını boğmamız için arkadaşlar. Aynen. Tutup şey yapıyorduk hocam onları. Yangının yerine tutuyorduk. Ya yani yok, komple sistem oluyor. Hoca ondan bahsediyor. Karbondioksit sisteminden bahsediyorum. Aynen. Makine derse bir yangın çıktı diyelim. Elle söndürmemiz de mümkün değil mesela. Kapakları kapatıp karbondioksit bütün fanları kapatıp, bütün damperleri kapatıp, makine arasında hava girebilecek bütün her yeri kapatıp o sistemi aktive edersek arkadaşlar yangın kendi kendine sönecektir. Yangını boğmuş olacağızdır. Bu bir kritik ekipmandır. Bu makine cümlelerinde karbondioksit gibi bu tip kritik ekipmanların ne zaman test edildiği, ne zaman çalıştırıldığı falan filan hepsi yazılır arkadaşlar. Acil durumda da alınması gereken ekipmanlardan bir tanesi de jurnal derken sadece güverte jurnal değil, makine jurnalının da alınması gerekir arkadaşlar. Burada çünkü sadece güverteden bahsedilmiş, makine jurnalı da alınır arkadaşlar. Seyir malzemesi, geminin seyir planlaması ve takibinde kullanılan malzemelerdir. Gemi terk edilirken alınacak seyir malzemesi sadece köprü tekerte masası üzerindeki hali hazırda kullanılmakta olan seyir haritası, pergel, paralel cetvel, kurşun kalem, silgi gibi malzemelerdir. Bunları alarak filikalarda yani can kurtarma araçlarında nasıl diyeyim, rotaya göre, istediğimiz rotaya göre seyir yapmamız mümkün arkadaşlar. Tabii bu ben çalışırken manuel harita üstüne vardiya zabitleri, güverte vardiya zabitleri saat saat mevki atarlardı. Şuradan geçtik şu saatte, buradan geçtik bu saatte, buradan döndük bu saatte diye. Fakat artık yavaş yavaş bunlar da kalkmaya başladı. Daha çok otomatik olarak oradaki nasıl diyeyim, hani navigasyon haritaları vardır ya telefonlarımızda, aynı şekilde oradan onun çok daha gelişmesini, büyüğünü yeni de düşünün. Bir de o mevkiler artık oraya atılıyor. Yani elle pek atılmıyor. Fakat bunlar yine de bulunması gerekiyor gemide. Acil durumda da bunların can kurtarma aracında düzgün seyir yapılmamız için bunların alınmasında da büyük fayda var arkadaşlar. Hala satma cihazını zaten işlemiştik. Biliyorsun da görmüştük arkadaşlar. Gemiler arasında bir malzemenin ulaştırılması için kullanılacak ince ipin atılmasında kullanılan cihazdır. Gemide genel olarak bir adet ve köprü üstünde bulundurulur. Konulduğu yerin kolay bulunabilmesi için bulunduğu yerin görünen tarafına yine neyimizden arkadaşlar bir imosign dediğimiz imo sembolümüz mevcut. Pyroteknik malzemeler de gelirsek bunlar nelerdir arkadaşlar? El maytabı. El maytabı arkadaşlar bildiğiniz hani maçlara gidenlere bilin meşale. Paraşüt işaret fişeği, onu biliyorsunuz, yukarıya atıyoruz. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor paraşüt sayesinde. Bu arkadaşlar. Bir de duman kandili. Peki bu üçü içinde hangisini gündüz kullanmamız daha makbuldür? Duman hocam. Aynen. Duman. Turuncu bir duman çıkartıyor arkadaşlar. Bunu gündüz kullanmamız daha makbul. Diğerlerini de gece kullanmamız daha efektif olacaktır. Acil durumlarda. Bu pyroteknik malzemelerin de arkadaşlar sanırım 5 yılda bir yenilenmesi lazım. Bunların da bir expiry date'i var. Son kullanma tarihi var. O son kullanma tarihi geçmiş olanları da kesinlikle gemide hani son kullanma tarihi bitti, yerine yenileri geldi. Bunları da bir yakalım, patlatalım. Yapmayın. Allah göstermesin. Elinize gözünüze gelir. Bir şey olur. Çünkü adam boşuna ona son kullanma tarihi belirlememiş. Yani gemilerde ama yapılmaması gereken, fakat özellikle işte yılbaşıdır, özel gündür, bu tarz şeylerde bu son kullanma tarihi geçmiş olan el maytapları, paraşüt işaret şeyleri alınır, atılır arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Siz de yapmayın. Adam dediğim gibi ona boşuna son kullanma tarihi, boşuna expire date koymaz yani. Başka bir riski var ki belli bir süreden sonra onu koymuş yani adam.
O yüzden siz yapmayın. Patlatmayın onları son kullanma tarihi geçti diye. Yoldaşlarımda özel günlerde. Teknik malzeme kontrollü yanması sırasında çıkarttığı ışık veya duman ile yakından geçen bir geminin veya uçağın dikkatini çekmek, yerimizi belli etmek ya da yardım istemek amacıyla kullanılan tek kullanımlık işaret malzemesidir. Bir kere kullandım bitti arkadaşlar bu. Can kurtaran araçların içerisinde bulunduğu gibi köprü üstünde de bulunur. Gemi terk edilirken getirilecek olan parateknik malzeme köprü üstündeki malzemedir. Genel olarak demin de söylediğimiz gibi 3 çeşit parateknik malzeme vardır. Bunlar el maykapları, paraşütlü işaret fişekleri ve duman kandilleri olup üzerlerinde cinsleri yazılır. Yine aynı şekilde konulduğu yerin kolay bulunabilmesi için bulunduğu yerin görünen tarafına standart IMO sembolleri yapıştırılır arkadaşlar. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki tüm ihtiyaçlar filikada muhafaza edilebilir. Eğer korunması amacıyla filikada bulundurulmayan başka malzemeler olursa bunlar da filikaya yakın kapalı bir yerde üzerine tanıtıcı işaretleri konmuş olarak muhafaza edilebilir. Ayrıca gemi terk edilirken eğer durum müsait olursa, durum müsait değil arkadaşlar, zamanınız varsa yani, araca hiç kimsenin boş elle gitmemesidir. Herkes gerek battaniye, gerek su içecek, gerek can yeleği, gerek plastik torba, gerek ilaç alıp öyle can filikasına gitmekte fayda vardır. Bu sizin filikada güvenli bir şekilde kalabilme sürenizi artıracaktır arkadaşlar. Kamera veya çalışma alanlarında bulunan ve aşağıda belirtilmiş malzemede alınmasında yarar vardır. Neydi bunlar? Battaniye, su ve yiyecek, can yeleği, plastik torba ve ilaç. Kaplayacağı alan, zaman kaybı, hareketli çıkaracağı zorluk gibi nedenlerle can kurtarma araçlarına kesinlikle kişisel eşyalar getirilmez arkadaşlar. Hiçbir şekilde abi millette bu çok önemli, çok pahalı diye öyle kişisel eşyamızı, yani yer kaplayacak kişisel eşyamızı kesinlikle almıyoruz arkadaşlar. Çünkü onu alırken bir elimize laptop aldık diyelim. O elimizle su ya da yiyecek alamayacağız. Yani bir elimiz, nasıl diyeyim, İki elimizle su ve yiyecek taşıyacakken bir elimizle laptop alıp bir elimizle su ve yiyecek taşırsak olmaz arkadaşlar. Hem sizin hem filikada bulunan diğer kazazede diyelim, onların can güvenliği tehdit eden bir noktada bu arkadaşlar. Hele alkollü içkiler kazazedeye vereceği zararın yüksekliği nedeniyle hiç getirilmez. Getirirse bile bunlar hemen imha edilir. Hayati önemi hayır ilaçlar bunun istisnasıdır. Hani bazı psikolojik sıkıntı olan arkadaşlar için daha çok hayati önemi hayır ilaçlar dediği bu, hani içinde böyle nasıl diyeyim, tam kelimeyi bulamadım. Yani böyle psikolojik bazı ilaçlar getirilebilir arkadaşlar. Hayati önemi hayır ise. Can kurtarma araçlarında da gemide olduğu gibi bir hiyerarşik düzen ve görev dağılımı bulunur. Bu görev dağılımı rol izletmelerinde belirlenmiştir. Arkadaşlar geminin içi böyle bildiğiniz küçük bir askeri gibi düşünün. Hep bir hiyerarşik düzen var. As, üst var arkadaşlar. Bu kendi fikrimce çok abartılmadan gemide olması gereken koşullardan bir tanesi. As, üst ilişkisi arkadaşlar. Her can kurtarma aracında bir araç amiri bulunur. Amir rol cetvelinde yazılı ve araçtaki en kıdemli kişidir. Rol cetvelinde yazan amir görev yerine gelinceye kadar gemi görevi itibariyle araçtaki en kişi araç amiri olur. Yolcu gemilerindeki filika sayısının fazlalığından dolayı tayfalar dahi araç amiri olabilir. Bu nedenle herkes bir filika amiri olacakmışçasına kendisini bu görev hazırlamalıdır. Filika amiri denizde bir gemi kaptanı gibi yetki görev ve sorumluluklara sahiptir arkadaşlar. Bir de ilk derslerde ben size şöyle söylemiştim arkadaşlar. Kamorot dahi tek başına filikayı indirebilecek şekilde talimlerde o kadar konuya hakim olmalıdır arkadaşlar. Çünkü gelen denetçiler şunu ister. Bir kişinin hiçbir yardım almadan tek başına filikayı
indirebilmesini ister arkadaşlar. Bazı sıkı denetimlerde de bunu pratikte isteyen denetçiler olmuştur. Der ki işte aşçı gelsen filikayı bir indir. Ya da anlatlar nasıl indirilir, sıralamalar yapılır. Fiziksel olarak indirtmese bile sözlü olarak anlatılmasını isteyebilir arkadaşlar. Zaten gemide de çünkü tek siz de karar verirsiniz gemide tek başınıza. Tek başınıza filika indirmeniz de gerekebilir. O yüzden bu konulara tamamen hakim olmanız gerekir arkadaşlar. Bu acil durumlarda. Böylece amir yardımcısı olarak belirtilen kişi araçta yoksa araçtaki amirden sonra kıdemli en kişi amirin yardımcısı olur. Amir yardımcısının görevi amirin can kurtarma aracına görevlerinin yerine getirilmesinde ona yardımcı olmaktır. Araçlara binme, araç amirinin veya onun olmaması halinde amir yardımcısının denetiminde olur. Bu denetimin amacı aracı güvenlik içinde binilmesi, eksik kişi, malzeme veya işlemin bırakılmamasıdır arkadaşlar. Yapılan denetimde araca binen kişilerin araçtaki listeye göre tamam olduğu, araca binenlerin hareket kabiliyetlerini azaltmayacak şekilde sıkı giyimli olduğu, rol ceplerinde yazılı olan getirmesi gerekli malzemelerin getirilmiş olduğu, araca binenlerin, şunu da bitirelim, kişisel güvenlik hususlarına dikkat ederek aracın oturma yerine oturmuş olduğu, can salonunda biniyorsa ayakkabılarını çıkartmış olduğu, can yeleklerinin giyilmiş olduğu kontrol edilmelidir. Can kurtarma aracına binerken araç amiri özellikle gemiyi terk etme konusunda bilgisiz olan yolcuları yönlendirir ve onlara yardım edilmesini sağlar. Araca binecek yolcular tamam olmadan personel araca binmesine müsaade edilmez. Amir indirilmeye hazır olduğunda kaptanın talimatını ve filikanın indirilmesini ve gemiden avara ederek toplanma yerine gitmesini sağlar arkadaşlar. Saat kaç oldu? 25 geçiyor. Arkadaşlar siz hazır olun. Fazla da bekle. Ben şunu kaydedeyim hemen tekrar başlayalım. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tamam hocam.